Böyle güzide bir topluluğun önünde bir de 100. yılın olması hasebiyle bazı şeylere sürçülisan edebiliyoruz. Ben unuttuğum birkaç kelimeyi söyledikten sonra sizlere bunu affettirecek son bombamızı arkadaşımızla beraber yapacak. Değerli kurul üyeleri var aramızda, ilçe temsilcileri var. Buranın ev sahibi olan şube başkanlarımız var, il dışından gelen şube başkanlarımız var, yöneticilerimiz var, kıymetli basınımız var, değerli aileler var, çocuklarımız var. Onlara da ben bir kez daha hoş geldiniz diyorum ve kocaman bir alkış istiyorum çünkü bu telafi etmem lazım. Evet, şimdi diyorum ki dünyanın öbür tarafındakiler duysun, bir parla yapalım mı? Yapalım değil mi? Galiba muhtemelen size sözler de verildi. Evet hocam, bir parla yapalım. Destekleri olan Şişli Belediye'mizin değerli başkanı Muammer Keskin'i rica edeceğim buraya. Dünya görüşüm, sosyal demokrat,
solcu bir dönemekten görüyoruz. Belediye başkanı olduğumda bir şey fark etti. Biz bir sürü günlük yaşamımızdaki sıkıntılardan dolayı bazen bazı şeyleri ıskalayabiliyoruz. Oysa Cumhuriyet kurulurken çok önemli 10 milyon insan yaşıyor. Yoksulluk derin bir şey, şimdi de yoksulluk çok derinleşti. Ama Cumhuriyet'in değerleriyle yetiştiğimiz için bugünkü geldiğimiz noktada o günleri çok ıskalamışız, unutmuşuz. 2-3 yıldır Lozan çalışıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'i kurarken 6 ay kaldı. Hep çoğunuzun bildiği bir müze var. Ve ilk adımı 6 ay planladıktan sonra Şişli'den atıyor. Sonra meşhur bandırma gemisiyle Samsun'a çıkıyor biliyorsunuz. Ve Lozan'da 38 yaşında, bakın şimdi bizim hepimizin herhalde 38 yaşında ya da 30'lu yaşlarında çok az kişi var burada. 38 yaşında Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı görevlendiriyor, Lozan'a gönderiyor. 38 yaşında postallarını çıkarıyor, hayatında ilk defa iskarpin diyor. Gidiyor ve Lozan'da 40 kişilik bir heyetle Türkiye'yi öyle savunuyor ki 17 emperyalist ülkeye karşı ve Churchill gibi dünyanın siyaseten dev bir adamını ve de bütün emperyalistleri dize getiriyor. Bir cümleyle bitireyim. Eşine mektup yazıyor. Diyor ki Mehribe, eğer bana mektup yazmak istersen İsmet Paşa'da Lozan'da gelir bana. O kadar özgüven ve o kadar yaptıklarıyla çok önemli işlere imza atmışlar. Biz de onu yaşatmak için Şişli Belediyesi olarak arkadaşlarımızla birlikte 2 yıldır Mustafa Kemal'i yücelten ve onun silah arkadaşlarını demokrasiyi bu ülkeye yerleştiren ama biz maalesef bugün geldiğimiz noktada o günlerin çok gerisine düştük. Demokrasi hepimize gerekli, hukuk hepimize gerekli. Ama hem bölgemizdeki savaşlardan hem de ülkemizin içinde bulunduğu bu kargaşadan her birimizin de daha dikkatli olması gerektiğini ve Asım Bezirci'nin sözlerini bitireyim. Diyor ki ben ne öğrendiysem muhasebeciden öğrendim. Ben de muhasebeci olarak çok şey öğrendim. Bu meslekten çok şey öğrendim. En önemlisi ahlak, en önemlisi saygıyı ve mesleğimizi en iyi yapan arkadaşlarımla birlikte çok yol aldık. Umuyorum, diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Önce size sağlık. Hepimize ve dünyaya da barış dileğiyle. Hepinize saygı ve sevgiler olsun.